birlikte toplumsal yaşamın yanı sıra tiyatroda batılı bir anlayış benimsenmiş, 1860 yılında Şinasi tarafından yazılan tek perdeli komedi olan Şair Evlenmesi Türk tiyatrosunun ilk eseridir. O dönem Osmanlı tiyatrosunda Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa'nın yapıtları sahnelenmiştir. Namık Kemal, vatan şairi olarak anılmasına rağmen tiyatro alanında önem vermiş bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yahut Silistre adlı eseri yazmıştır. Başvurumuz Alparslan Türkeş'in fikir ve sanat konusundaki düşünceleri, görüşümüzü ortaya koymaktadır. Biz, kendi kitaplarımızda bulunan kainat ve insan anlayışını geliştirip çağımıza hitap ettirmek için fikir ve sanat teşvikini zaruri bulmaktayız. Ülkümüzün bir kanadı ilim, öteki kanadı güzel sanatlardır. Tefekkür ve sanat özel beceri gerektirir. Bu becerinin gelişip eser vermesi ve böylece milli kültürün zenginleşmesi için fikir ve sanatın muhtaç olduğu ortamı meydana getirmek devletin ve toplumun da görevidir. Bu ortam hürriyet ile meydana getirmek, birlikte fikre ve sanata itibar gösterilmesidir. Romantizm ruhları alevlendirirken, edebi realizm ise dikkatleri tabiata ve topluma çevirerek geliştirmeyi hızlandırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmalarıma Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle son vermek istiyorum. Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi seyirler dilerim. En uzun olduğunu çoktan beri pençesinde olduğum aşktan seni haberdar etmek için bunu tarif ederim. Seni ilk defa gördüğüm günden beri kalbimde tatlı bir aşkın varlığını hissettim. O kadar ciddi sevdim ki ruhumu şiddetli bir ızdırabı aşk gördü. Senin aşkınla dolu olan kalbim bir volkan gibi yanıyor. Onu da sen unutturdun. Ben de kendimden başka bir şeyi bırakmadım. Şimdi gideceğim diyorsun. Üstelik bunun müjdesini kendim getiriyorsun. Peki ya sonunda ne olacak? Gitmem gerekiyor. Gitmezsem kendimi hain benim. Abdullah Çavuş. 16, 17 senedir haber alamıyorum.
Eğer geçen gün ben harbiyeden çıkmadım demeseydiniz, mutlaka olur. Sonra da sıkkı mahlası alıştırmış. Sizin böyle bir kardeşiniz var mıdır bey? Varsa durumundan bahsedebilir misiniz? Hayır Çavuş. Benim böyle bir kardeşim yoktur. Ama sorduğun zat iyi. Kendim Ali Bey derler. Bir de arkadaşı var. Sen Ahmet Bey'i nasıl seversen Ahmet Bey de Ali Bey'i öyle sever. Belki Ali de bilir. Nasıl bilmem bey? O da bir kardeş. Zavallıyı kurşuna dizmişler. Neden denebilir misin? Hayır bey. Anlatayım da dinle o halde Çavuş. Ali Bey bana ne bir saat? Devletin kendisine verdiği kılıcı kullanarak kaldı. Zorla çocuğun karısına tecavüz etmeye çalıştı. Allah Allah! Şimdi sorarım sana. Bir asker, bir insan evladı. Hele de Ali gibi yiğit. Böyle bir durumda ne yapar? Ne gerekiyorsa onu yapar bey. Ali çıkartmış tabancasını, oracıkta öldürüvermiş bey. Arslanım bey. İnsanlık onurunu bilen herkes Ali'yi ayakta alkışlamaz. Kim olur da alkışlamaz bey? Divan-ı Harp! O dönem Divan-ı Harp bedelini bilirsin ya çavuş. Çocuğun tek mahkemede bir asker kaçar, bir vatan haini gibi kurşuna dizilmesini mi bekler? Allah Allah! Sen Ahmet'in yerinde olsaydın, o böyle bu emirli komutan sen olsaydın, ne yapardın? Allah göstermesin beyim, ben kendimi kurşuna dizdirdim, yine de böyle bir alçaklığı etmezdim. Ahmet de tıpkı senin gibi düşündü. Emri alır almaz divane harbe koştu. Gerekirse Ali Bey'le beraber beni de kurşuna dizsin. Ama ben cellat değilim. Bunu yapmak elinden gelmezdi. Arslan adam böyle. Yok Çavuş ya. İmane Harp bunda da senin gibi düşünüyor. Ali Bey, katil edeyim. Ahmet. Vatanını benden çok seversin. Ama ben de seni canımdan çok severim. Senin için ölmeyi yaşamaya tercih ederim. Zekiye, sus. Allah aşkına sus. Ben sensiz ölmek de istemem, yaşamam. Biz ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz tabii bey. Hem ölecek olsaydık sen yaralarından, ben de yaralarına her baktığımda duyduğum yüzünden kederden ölürdüm. Biz ölmeyeceğiz. İnşallah bu savaştan sağ salim döneceğiz. İnşallah Zeki. Allah büyüktür. Vatanımız kutsal. Çocuk çay mı bey? Hala durur. Hayır sen. Zeki! Zeki! Ne yapmaya çalışıyorsun? Rezim edeceksin bizi. Biraz ver beni burada. Zeki! Siz? Kızım! Baba!
Zekiye. Babacığımı biraz... Evlat daha da kabul et. Ezar sen baban olmasın, ne baban olmasın. Sen benim değilsin. Senin mi? Yine kendisi sever de başkasının sevdiğine inanmaz. Ben onun için hayatımı feda ettim. Buyurun babacığım. Sorun babacığım, buyurun. Düğününüz, yani düğünümüz ne vakit olacak? Düğün mü? Bendeniz bilemem. Siz nasıl düğün? Gene irade sizin tabii beyim. Buyur bey. Acele bir işimiz yok değil mi? Valla çocuklara yemek yedireyim diyordum ama emredersen 5 saat sonra deriz. Kıyamet mi kopar? Aferin Fatma. Siz hepiniz bu tabiyi canınızdan değerli gördünüz. 90 gündür çekmediğiniz eza, görmediğiniz bela kalmadı. Her biriniz en az 10'ar kişiye karşı savaştınız. Vatanın en büyük maksatlarından birini kurtardınız. Vatanı kurtardınız demem. Çünkü vatanımızın esenliği dünyanın kefilliği altındadır. Baksanıza, 3 devlet gelmiş, biz de birlikte uğraşıyoruz. Sanki gelmemiş olsalar kıyamet kopacaktı. Kıyamet kopmazdı ama ciddi sıkıntı yaşadık. Ben o sıkıntıya da razıydım beyim. Ölürdük, mahvolurduk. Yine de bu toprakları bırakmazdık. Elbet ölürüz. Fakat niçin yardımdan şikayet edelim? İnsanlık, uygarlık bizi davamızda haklı görmüş. İmdadımıza koşmuşsa neden memnun kalmıyor? Hayır, vatan uğruna ölmeye hazır. Bizim için mevzu bahis vatansa geçsin teferruat. Şayet vatanın tek karış toprağı tehlike altındaysa başka yol yok. Ya istiklal! Ya ölüm! Ya istiklal!